Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Yine uzun süre tartışılacak bir dosyayla karşınızdayız. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak 1453 projesi var. Bu proje aslında 10-15 yıldır bir tartışma konusuydu. Çünkü orası bir kent suçu. Lüks bir konut ve ticaret projesi, ofis projesi, rezidanslar var. Bu projenin inşa edildiği alan daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'na aitti. Askeri arazi statüsündeydi. Sonra bu alandan askeri arazi statüsünden çıkarıldı. AKP yakınlığıyla bilinen, uzun bir süre gözde iş insanı olan, iktidarın gözde iş insanı olan Ali Ağoğlu'na teslim edildi. Ali Ağoğlu buraya dediğim gibi lüks bir konut projesi yaptı. Rezidansları inşa etti. Reklam filmlerinin tanıtımlar günlerce yayınlandı. Ve şimdi... Görüyoruz ki burası aslında bir VIP suç merkezi olmuş. Yani ne demek istiyoruz? Bu rezidans'taki daireler, ofisler ya kumarhane olmuş. Ya uyuşturucu seralarına dönüşmüş. veya işte mafyaların, işte çete liderlerinin, uyuşturucu baronlarının yaşadığı, barındığı bir yer haline gelmiş. Yani birçok suçun işlendiği bir alana dönüşmüş burası ve tabii bu suça karışanlar da dediğim gibi e, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. E, ve bu yüzden de VIP suç merkezi deniyor buraya. Ve aslında bu boyutu buranın çok fazla bilinmiyordu. E, Sarıyer ilçesinin asayiş büro amiri vardı. Asayiş büro amiri iki buçuk yıl o görevde kalıyor. Ve aslında bu VIP suç merkeziyle, Maslak 1453 projesiyle çok fazla mücadele ediyor. Yani oradaki e, suçlarla, oradaki olaylarla çok fazla mücadele ediyor. Peş peşe operasyonlar düzenliyor. Oradaki dairelerde uyuşturucu yetiştirildiğini ortaya çıkarıyor. İşte başka işlemler yapıyor vesaire. Ve 2021 yılının başlarında bir ihbar geliyor. Savcılığın izniyle bir kumarhane baskını düzenliyorlar. Bakın rezidansdaki bir daire VIP kumarhaneye dönüşmüş. Asayiş büro amiri Yanında 3 polis memuruyla birlikte burayı basıyor. Ve 44 kişiyle karşılaşıyorlar. Dediğim gibi 4 polis ve 44 kişi kumarhanede. Ve onları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Kaçmaya çalışanlar oluyor. Banyoda silahını saklamaya çalışanlar oluyor. Masadaki paraları toplamaya çalışanlar oluyor. Ve buradaki isimler de aslında çok tartışılacak isimler. Çünkü kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler. Ancak biri var ki belki günlerce konuşulacak. Kumarhanede yakalanan Sarıyer Emniyeti'nin işlem yaptığı polislerden birisi önceki İçişleri Bakanımız, yani kumarhanenin basıldığı dönemde de görevde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni e, Sefa Dönmez. Orada yakalanıyor. Polisler işlem yapıyor. Bu arada e, kamera kayıtlarında tabii çok ilginç detaylar var. Örneğin polisin işte o anları delillendirdiği, belgelendirdiği e, sırada Sefa Dönmez'in e, telefonla birilerini aradı. ...görülüyor. Birçok isim gibi o da birilerini arıyor. İddialara göre... ...Sefa Dönmez aslında orada... ...kuzeninin yani Süleyman Soylu'nun... ...koruma müdürünü arıyor. Onunla konuşuyor. Ve daha sonra telefonu kapattıktan sonra... E, ...Sefa Dönmez'in... ...polislere bağırıp çağırdığını, polislerin... ...üzerine yürüdüğünü, asayiş bir rahminin... ...üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Ve birden böyle hiddetleniyor, celalleniyor. Ve günün sonunda... ...44 kişiye işlem yapılıyor. 4 tane ruhsatsız silah yakalanıyor. Para cezası... ...kesiliyor. Ancak... Asayiş bir amirinin bu baskından sonra başına gelmeyen kalmadı. İddialara göre birilere gitti ve asayiş bir amirine dedi ki sen yandın yani bu işten sonra bu baskından sonra başına geleceklerden haberin olsun dedi özetle ve hakikaten de eğer iddialar doğruysa denildiği gibi oldu. 10 gün sonra tenzili rütbeyle Eyüp Sultan'a sürüldü. Eyüp ilçesine sürüldü asayiş büro amiri. Asayiş büro amiriyken orada grup amiri yapıldı. Yani ee, oturduğu koltuktan, makamdan daha düşük bir makama gönderildi. Ve 3 ay sonra da jandarma komutanlığının, il jandarma komutanlığının düzenlediği operasyonla önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve 21 ay cezaevinde kaldı. 21 ay neden cezaevinde kaldı sorusunun yanıtı da şu. Ee, VIP dolandırıcılık denilen e, veya Eren da, Erenşer davası olarak bilinen bir dosya vardı. Bu dosyada deniyor ki burada bir suç örgütü var. Bu suç örgütünde de 6-7 üyesi var. Bu suç örgütünün başı da Eren Şar. Ve bunlar insanlar işte hukuki meselelerini çözeceğiz, işte davalarını vesaire çözeceğiz diyerek insanların para topluyor ve bu şekilde dolandırıyor. Şimdi bir iddianame hazırlanıyor. Daha sonra da Asayiş Büro Amiri, yani bu Süleyman Soylu'nun kuzenini yakalayan e, VIP kumarhaneye basan bu dosyaya dahil ediliyor ve bu kapsamda tutuklanıyor. Ancak dosyanın ayrıntısı o kadar ilginç ki mesela mağdur olduğu belirtilen isimler duruşmalarda biz mağdur değiliz, neden buradayız diye soruyor. Yani trajikomik bir olay. Hani bizim bir mağduriyetimiz yok. Anlatılan meselelere dair bir fikrimiz yok. Hatta bazıları savcının kendisine kızdığını. Hem jandarmada hem savcılıkta ifadelerinin kendi söyledikleri şekilde yazılmadığını, değiştirildiğini, çarpıtıldığını veya eksik yazıldığını anlatıyor. Ve hem tanıklar hem mağdur olduğunu belirtilen insanlar bu duruşmadan çekilmek istiyorlar. Dosyadan bizi çıkarın diyorlar. Dediğim gibi neredeyse hiç mağduru olmayan bir dosya. 21 ayın sonunda e, tüm tutukluları asayiş bir amir gibi serbest bırakılıyor. Asayiş bir amiri tabii bu süreçte ihraç ediliyor. Yani mesleğinden de oluyor ve 21 ayda dediğim gibi cezaevinde kalmış oluyor. İfadeleri çok ilginç o duruşmadaki. Çete örgütün, çetenin lideri, örgütün lideri denilen Eren Şar aynen şunları söylüyor. Ben bu poliste, asayiş büro amiriyle 3-5 ay önce tanıştım. Beni Sarıyer ilçe emniyet müdürü tanıştırdı. Ben kendimi geçtim ama onun hiçbir günahı yok. O neden burada diyor. Asayiş bir amiri yine aynı şekilde ifade veriyor. Diyor ki Sarıyer ilçe emniyet müdürümüz Kol kola Eren Şar'la birlikte yanıma geldi. Bu senin hemşerindir. Hemşerinle tanış dedi ve beni o tanıştırdı. Ve biz bu şekilde tanıştık. Ve sadece 3-4 aydır tanıyorum. Yani dosyada kimi iddialar var iddianamede. Ee, i̇şte Polnet sistemini kullanarak kimi bilgileri Eren Şar'a verdiğim iddia ediliyor. Ama bununla bakıyorum diyor e, Asayiş Büro Amiri. 2019 yılından bahsediliyor ama ben 2019 yılında bu şahsı tanımıyordum. 2021 yılının başlarında veya 2020'nin sonunda tanıdım. Polnet sistemi incelensin, telefonum incelensin, ben bu adama ne vermişim, ne almışım ortaya çıkarılsın. Ben suçsuzum, neden buradayım, anlayamıyorum, neden bu dosyadayım, anlayamıyorum diyor. Lakin dinleyen olmuyor, bu dava devam ediyor. Eski Asayiş Büro Amin'in çevresini anlattığına göre bu VIP suç merkeziyle uzun süre mücadele ettim. 2,5 yıl ben bu koltukta oturdum. Ve onlara göz açtırmadım. Bu da birilerini rahatsız etti. Birilerinin ayağına bastım düşünüldü. Ve işte soylunun e, kuzenini de kumarhanede yakalamamla birlikte e, tabiri caizse ipimi çektiler. Ve başıma bunlar geldi. Ben herhangi bir cemaate mensup değilim. Herhangi bir tarikata mensup değilim. Bürokraside vesairede amcam dayım yok. Ben kimsenin yeğeni değilim. Ve amcam dayım olmadığı için bürokraside, siyasette bir cemaat tarikata üye olmadığım için, mensup olmadığım için... Tüm bunlar başıma geldi. Ben mesleğimi aşkla yapıyordum diye çevresine bu şekilde başından geçenleri anlattığını öğrendik. Biz hem bu dosyayı, Doğa Saçbiramin'in eski Doğa Bürami'nin yaşadıklarını, onun dosyasını, hikayesini takip etmeye devam edeceğiz. Hem de Eren Şer dosyasını takip etmeye devam edeceğiz. Çok ilginç ayrıntılar var orada ve gelecek günlerde yeni ayrıntılarla, yeni detaylarla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir Gün TV'yi takipte kalın. Hoşçakalın.